Siyasi olarak önemli bir açıklamaysa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Onun gündeminde ise yeni anayasa vardı. Yeni anayasa tartışmalarına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Mevcut anayasa için yamalı bohça tabirini kullandı, değişimin vaktinin geldiğine işaret etti. Olabilecek en yüksek mutabakatla yeni anayasanın yapılması sürecine Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülük etmeli. Türkiye için yeni, çağdaş, sivil, katılımcı, kapsayıcı, kuşatıcı ve milli bir anayasanın oluşması için vaktin geldiğini düşünmemiz gerekir. Kurtulmuş, yeni anayasa için siyasi iklimin oluşması gerektiğinin altını çizdi. Bazı grupların, partilerin, kişilerin istemesi yetmez. Halkı temsil eden bütün farklı siyasi görüşlerin yeni bir anayasa konusunda söze, tartışmaya, fikir oluşturmaya katılması lazım. Türkiye'nin gelecek yüzyılına yüklenecek anayasal bir metne ihtiyacı olduğuna inanan herkesin bu sürece destek vermesini temenni ediyoruz. Meclis Başkanı Kurtulmuş, TRT canlı yayınına katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğunun devamı ile ilgili sözlerine de yanıt verdi. Numan Kurtulmuş'un tutuklu bulunan bir kişi hakkında fikir beyan etme hakkı olabilir ama oradan onu çıkarıp getirmek gibi bir sorumluluğu da yoktur. Böyle bir gücü de yoktur. Ben onu oradan nasıl çıkaracağım? Can Atalay konusunda karar verecek olan Yargıtay'ın ilgili ceza dairesidir. Siyaseti de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de rahatlatacak olan tutukluluk haliyle ilgili kararın mahkeme tarafından verilmesidir. Değerli izleyenler, kira artışına %25 sınırlama getiren düzenleme 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süreyle daha uzatıldı. Milyonların beklediği açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, düzenlemenin bayram tatili sonrasında mecliste yasalaşacağını söyledi. Bir Temmuz itibariyle bu süre doluyor. Tabii az bir zaman kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de çalışmalarına başladı. 2 Temmuz 2023'ten itibaren 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı %25 üst sınır olarak uygulanacak. Dolayısıyla bu anlamda özellikle fahiş kiralar noktasında vatandaşlarımızdan gelen yoğun serzenişler vardı. Bu anlamda elbette ki bunlara duyarsız kalmamız mümkün değildi. %25 sınırlaması 1 Temmuz dahil olacak. Dolayısıyla 2 Temmuz 2024 tarihine kadar %25 oranı uygulanmış olacak. Tabii bunun takdiri mecliste. Mecliste herhalde bayramdan sonra toplandığında ilk işlerden bir tanesi gelecek olan torba kanununda da bu düzenleme yasalaşmış olacak. Bir yanda fahiş kira artışından dert yanan kiracılar, diğer yanda ev sahipleri. Ev sahibi iş insanları oluşumu adı altında örgütlenen ev sahipleri de ses yükseltti. Biz de mağduruz dediler, örgütlenip dernek kurdular. Bir yanda fahiş kira artışından dert yanan kiracılar, diğer yanda ev sahipleri. Ev sahibi iş insanları, Evsiyat oluşumu adı altında örgütlenen ev sahipleri de ses yükseltti. Ev sahipleri adalet istiyor etiketi altında taleplerini sıralayan ev sahipleri isteklerini dile getirdi. Ev sahipleri yabancıya konut satışı yasaklanmalı veya alımları yatırım amaçlıysa sadece yabancıların kiraladığı evlere limit gelmeli dedi. Türk ev sahibine pozitif ayrımcılık verilmeli önerisinde bulundu. Sosyal medyada konu gündem oldu. Bir ev sahibi kiralık ev arıyorum. 10 binden aşağı ev yok. Benim kiracı da 2500'e oturuyor. Üstelik benim muhitte 15 bin civarı evler diyerek tepkisini bu sözlerle dile getirdi.